Haluk Nurbaki İlim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org. Bu içerik nurbaki.org adresindeki İlim, Hayat ve Program başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Bir eserin ve bir sanatın kıymeti, onun programından doğan bir ruhtur. Onun için takdir edilen plan ve programın inceliği, ona bütün diğer varlıklar içerisinde bir farklılık kazandırır. Bir şeyin plan ve programı ne kadar güzel tanzim edilmişse, o programın maddi alemde bir tezahürü olan eser dahi o derece harika olacaktır. Kainata baktığımızda her ne tarzda olursa olsun, en küçük bir zerreden, yıldız ve galaksilere kadar her bir şeyin, her bir mahlukun belirli bir nizama, belli bir programa bağlı olarak var olduğunu ve varlığını devam ettirdiğini görürüz. Aslında bu görüş ve bu anlayışımızdır ki, biz insanlara, diğer bütün varlıklardan ayrı bir mevki vermektedir. Öyle ki, bizim o mevkide kalışımız ve o mevkiye liyakatimiz, ancak kainattaki o programın varlığını sezebilmemize ve anlayabilmemize bağlıdır. En küçük varlık olan atomdan, hatta onu da meydana getiren parçacıklardan, dev yıldız ve galaksilere kadar her bir varlığın böyle bir programın eseri olduğunu bilmemize bağlıdır. Bu programa kendimizin de dahil olduğunu bilip, kendi programımızdaki hususiyetin şuuru içinde olmamıza bağlıdır. Bunu bize sağlayan ise ilimdir. İlim nedir? Bazı şeyler vardır ki kavranması ve tarifi fevkalade güçtür. Ama herkes bunu tanıdığını, bildiğini sanır. Bunlardan bir tanesi, belki de en mühimi ilimdir. İlim denildiğinde ekseriyetle bir takım tespitlerin, bir takım neticelerin alınarak bunlar arasında bir alaka kurulması akla gelmektedir. Bu yüzden de şimdiye kadar ilmin ne olup ne olmadığı bir türlü anlaşılamamıştır. İlim, gerçekte kainat nizamının ve sanatının anlaşılmasıdır. Bilhassa onun sanatkârı ve yaratıcısı ile bir münasebet kurulmasıdır. İlim, kendisinin veya bir takım insanların dimalarının mahsulü değildir. İlim, yaratılmış bir varlıktır. Eğer ilim yaratılmış bir varlık olmasaydı, ne atomun çekirdeğindeki matematiği bilebilir, ne de galaksilerdeki en ince hesapları tanıyabilirdik. Çünkü bunlar beynin mahsulü değil, beynin kendisinden daha önceden beri mevcut olan hadiselerdir. Biz herhangi bir ilmi belli bir sistematikten ilhamla kazanıyoruz. Yani bir geometrik diziden gidiyoruz, bir fizik diziden gidiyoruz. Fizik, matematik, geometri ise kainat sanatının iskeletidir, bizim icat ettiğimiz şeyler değil. İlim, büyük yaratıcının kainat sanatını bilhassa insana tanıtmak için yarattığı bir sistemdir. İnsan, ilmin mahfazası gibidir. Çünkü yaratıcı kendi güzelliğini tanıtmak için insanı yaratmıştır. İnsan, kendi bestesinin olduğu kadar ilahi bestenin de bir dinleyicisidir. İlme nasıl kavuştuk? Kainata bakarken bir noktayı göz önünde tutmamız lazım gelir. Biz kainatı beş duyumuzla tanıyabiliriz. Kainatta binlerce ışık vardır. Gözümüz bunlardan yalnızca yedi tanesini alır. On binlerce ses titreşimi vardır. Kulağımız bunlardan pek mahdut sayıdaki titreşimi alabilir. Kainatta milyar santigrada kadar sıcaklık vardır. Dokunma hissimizle bunların içinden yalnızca 15-20 derecelik bir farkı sezebiliriz. Bizim duygularımız kainatın büyük yapısını, muhit sanat ve ilmini idrak edecek kabiliyette değildir. O halde biz ilme nasıl kavuştuk, atomu mu gördük, galaksileri mi gezdik, gama ışınını, fermiyonları gözün mahdut yedi ışığı görme kapasitesiyle gördük de mi bulduk? Hayır. Zihinlerimizde doğan, gönlümüzde yükselen bir arzuyla kazandık. Bu arzu bize, bu böyledir diye seslendi, ilmi bulduk. İçimizden bir spiker, bize en küçüğün de küçüğü olacak diye fısıldadı. Atomu tanıdık. İlmin çıkış noktasını iyice tespit edebilmeliyiz ki, ilmin büyük yaratıcı tarafından verildiğine gerçekten inanabilelim.
Eğer biz beş duyumuzla kalsaydık ve bu beş duyunun idrakiyle kainatı değerlendirseydik, insan dışındaki diğer varlıklardan farklı bir muhakeme sahibi olacak değildik. Ne aklın, ne ilmin, ne de medeniyetin herhangi bir merhalesine dahi gelemezdik. Yine beş duyumuzla kalsaydık önce teknolojiyi bulup, sonra onun matematiğine varmamız gerekecekti. Halbuki insan önce fizik ve matematiği, sonra teknolojiyi bulmuştur. Beş duyuyla izah edilemeyecek olan atomdaki formülleri, atomu keşfetmeden önce öğrenmiştir. Adeta atom fiziğine ulaştığı zaman, elindeki belli formülleri kullanır hale gelmiştir. Eğer fizik ve matematik tarihini incelersek, bu ilgi çekici noktayı da tespit etmiş oluruz. Aslında ilim, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği ve beni bul, benim sanatımı gör dediği bir cevherdir. İşte biz ilme böyle inanıyoruz. Bugün ilim, varlıklar ile program arasındaki münasebeti çok açık bir şekilde bize göstermektedir. Dün hadiseleri yorumlarken bu mevzuda kesin bir tarif getirilemiyordu. Mesela, hücrenin hafızası mı var ki bütün bu kabiliyetlerini kuşaktan kuşağa geçiriyor deniyordu. Hücre, gerçekte öyle bir programı ifade ediyor ki, hangi saniye neyi işleyeceği, bir saniye sonra neyi yapacağı bir manada bellidir. Hücrenin laboratuvarları bir el kitabı üzerinde çalışıyor gibidir. Sanki hücre laboratuvarları kitabı açıyor, işliyor, imalat yapıyor. Bir fabrikanın imalatı esnasında her bölümün neyi ne zaman ve nasıl yapacağının belli olması gibi insan vücudunun yapısında da bu matematik program geçerliliği vardır. Bu programın varlığıdır ki hayata, canlıya, varlığa bambaşka bir açıdan bakmamızı icap ettirir. Çünkü bu kompüterize, sistem içerisinde mütalaa edildiği takdirde, dün bir takım zihinlerde yer bulma istidadında olan teoriler, mesela evrim teorisi, program ve hücre görüşü karşısında birdenbire güneşte erimiş kar tanesi gibi olur. Çünkü programda evrim olmaz. Program, matematik bir katiyeti ifade eder. İşte evrim düşüncesinin en büyük sakatlıklarından bir tanesi burada yatar. İnsanı en üste yerleştirip alta amipi koymak, insanın kendi kendisine bir evrim hazırlaması manasına gelir. Niçin bir kelebek evrimin son temsilcisi değildir? Diğer mahluklar ondan daha mı güzeldir? Deniz dibindeki elektronik bir balık neden evrimin son temsilcisi değildir? Kompüterize sistem hakikatinde bütün safsatalar iflas ediyor. Matematiğin evrimi yoktur. Hangi program verilmişse sistem onu yürütür. Bir insan kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmek üzere ne derece mükemmel programlanmışsa, bir kelebeğin kendi fonksiyonlarına nispetle programlanması da o derece mükemmeldir. İşte ilme program fikrinin yerleşmesi, yani kompüter sisteminin bulunması, yalnız teknolojiye dev bir adım attırmakla kalmamış, ilmi de geliştirmiştir, hücreye doğru şekilde bakmasını öğretmiştir. Haluk Nurbaki İlim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org